Herkese merhaba. Ben İsmail Serikaya. Yeni bir Mac bilgisayar aldınız ve Windows'taki gibi etkili bir şekilde, hızlı bir şekilde kullanamıyor musunuz? Ya da bir Mac kullanıcısısınız ancak hala Mac bilgisayarınızın bilmediğiniz özelliği olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman bu video tam size göre. Bu videoda sizlere Mac bilgisayarınızın 12 bilinmeyen özelliğini göstereceğim. bilgisayarınızda çalışma yaptığınız esnada bazı pencereler sizi rahatsız mı ediyor? O zaman rahatsız eden pencereye geliyorsunuz. CMD H tuşuna basıyorsunuz. Pencere gizleniyor. Tekrar açmak istediğinizde alt tab tuşuyla açabilirsiniz. Ya da dok üzerinden ilgili uygulama simgesine tıklayıp tekrar açabilirsiniz. Bu esnada uygulama açık oluyor. Ancak sadece penceresini gizliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde CMD H tuşuna basıyorum. CMD H tuşuna basıyorum. Ve yine CMD H tuşuna basıyorum. Safari açık. CMD H tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi gizlendi. Ancak altta nokta açık olduklarını görebilirsiniz altındaki noktalardan. CMD Shift ve 5 tuşlarını kullanarak bilgisayarınızın ekranını video olarak kaydedebilirsiniz. Ekranda yaptığınız herhangi bir işlemi göstermek istiyorsunuzdur ya da YouTube için bir eğitim videosu çekiyorsunuzdur. Bunun için CMD Shift 5 tuşuna bastıktan sonra ekranda isterseniz kaydını yapacağınız alanı şu şekilde gördüğünüz gibi seçebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda ayarlar yapmak isterseniz eğer en alt kısımdaki seçenekler butonuna basarak ayarları yapabilirsiniz. Örneğin ekran görüntüsünün nereye kaydedileceğini buradan seçebilirsiniz. Ya da ne kadar süre kayıt yapacağınızı seçebilirsiniz. Kısa süre kayıt yapacaksanız 5 ya da 10 saniye seçeneğini kullanabilirsiniz. Ya da en alt kısımda küçük resim göster, son seçimi anımsa ya da fare imlecini göster gibi seçenekleri aktif edip kayıt yaparken fare imlecinizin de gösterilmesini ya da gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra seçilen bölümün kaydını yap ya da tüm ekranın kaydını yap seçeneklerine basarak video kaydınızı başlatabilirsiniz. Daha sonrasında üstteki araçlar çubuğuna bir kayıt düğmesi gelecek. Ona bastığınızda da kaydınızı durdurabilirsiniz. Bilgisayarınızda çalıştığınız esnada aynı anda bir YouTube'dan videomu izlemek istiyorsunuz. Bunun için Safari'yi açın. İzlemek istediğiniz videonun penceresini açtığınızda YouTube'da daha sonrasında video üzerinde sağ tıklayın ve tekrar sağ tıklayın. Yani iki kere sağ tıklamanız gerekiyor ve bu ekranda resim içinde resime geç seçeneğini seçin. Gördüğünüz gibi videonuz ayrı bir pencerede oynatılmaya başlayacaktır. Siz de arka taraftan çalışmaya Word açıksa ya da notlar açıksa ya da ne iş yapıyorsanız buna devam edebilirsiniz. İsterseniz bu kişi simgeyi kenarlarından tutup çürütebilirsiniz ya da ekranınızın herhangi bir köşesine taşıyabilirsiniz. Siz işinizi yaparken videonuz oynatılmaya devam edecektir. Bu videoyu tekrar eski yerine almak isterseniz videonun altındaki pencere resmine tıkladığınızda video tekrar Safari'ye geri dönüş yapacaktır. CMD ile birlikte tab tuşun tuşuna bastığınızda bilgisayarınızda o esnada çalışan tüm uygulamaları görebilirsiniz. Ancak bu, bu uygulamalardan bir tanesini ekrana getirmeden kapatmak isterseniz uygulama üzerine geldiğinizde elinizi cmd tuşundan çekmeden Q tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Böylelikle uygulama açılmadan hemen anında kapatılacaktır. Gördüğünüz gibi sistem tercihleri penceresi üzerindeyim şu anda. Q'ya basıyorum ve uygulama anında kapanıyor. Mac bilgisayarların kullanımındaki verimliliği arttıran sıcak köşelerden haberiniz var mı? Bunun için Sistem tercihlerine tıklıyoruz ve daha sonrasında Mission Control'e tıklıyoruz. Burada da sol alt köşede bulunan sıcak köşeler seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada ekranınızın dört köşesinde de birer tane kısa yol atayabiliyorsunuz. Ben sağ alt köşeye masa üstünü atamışım. Mouse'umu sağ alt köşeye getirdiğimde direkt bana masa üstünü gösteriyor. Tekrar sağ alt köşeye getirirsem pencerelerimi tekrar getiriyor. Sol alt köşeye Mission Kontrolü atamışım. Yani tüm uygulama pencerelerini gösteriyor Mission Control size. Bakın sol alt köşeye getirdiğimde tüm açık olan uygulama pencereleri açılıyor ve buradan istediğime tıklayarak onu kullanmaya devam ediyorum. Bunlar Mac bilgisayarlarda hızlı bir şekilde çalışmanızı sağlıyor bu kısa yollar. Sol üst köşeye getirdiğimde ise direkt ekran koruyucu devreye giriyor ve ekran koruyucu başlıyor. İsterseniz ekranı kilitle, ekranı uyut, ekran koruyucu etkisizleştir, bildirim merkezi, uygulama pencereleri gibi seçenekleri de atayabilirsiniz. Bu sıcak köşeler özelliğine 8 farklı atama yapabiliyorsunuz. Mouse'u normal bir şekilde götürmenin yanı sıra CMD tuşuna basılı tutarak da bir seçenek ekleyebiliyorsunuz. Örneğin sağ üst köşeye Launchpad'i ben ekleyeyim. CMD tuşuna basılı tutarak tamama basıyorum. Şimdi mouse'umu sağ üst köşeye götürdüm. Gördüğünüz gibi CMD tuşuna basmadığım için hiç herhangi bir şey açılmıyor. Ancak CMD tuşuna basılı tutarak mouse'umu sağ üst köşeye götürürsem Launchpad açılıyor ve bilgisayarımda yüklü olan uygulamaları görebiliyorum. Tekrar CMD tuşuna basılı tutarak sağ üst köşeye götürdüğümde ise kapanıyor. Siz de sıcak köşeleri kullanarak bilgisayarınızı daha hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz böylelikle. Biraz önce anlattığım şekilde Mission Kontrollü de eğer e, sıcak köşeler arasına eklerseniz benim bilgisayarımda sol alta mouse'umu getirdiğimde Mission Control aktif hale geliyor ve bilgisayarımda açık olan tüm pencereleri görebiliyorum. Siz eğer Mission Control'ü aktif etmediyseniz klavyenizden F3 tuşuna da basabilirsiniz. F3 tuşuyla Mission Control'ü aktif hale getirebilirsiniz. Burada en üst kısma geldiğinizde bir alan var. Spaces isimli yani alanlar adı verilen bir kısım var. Burada masaüstü oluşturabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Buradaki şu artı butonuna tıklarsanız eğer istediğiniz kadar çalışma alanı oluşturuyorsunuz kendinize. Ve burada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Örneğin 3 tane masaüstü oluşturayım. Bu pencerelerden bir tanesini masaüstü 2'ye atıyorum. Bir tanesinde de masaüstü 3'e atıyorum. Ve şimdi ben bu pencereler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapacağım. Masaüstü 1'e tıklıyorum. Daha sonrasında klavyemden kontrol ve sağ oka tıklıyorum. Diğer aktif olan masaüstü açılıyor. Ve tekrar sağ tıkladığımda da diğer masaüstümdeki çalışmayı görüyorum. Bu şekilde bilgisayarınızı daha verimli kullanabiliyorsunuz. Eğer size bu da yetmezse şu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Pencerelerin sol üst köşesindeki yeşil simgeye tıklayın ve ekranın sol tarafına döşeyi seçin. Diğer pencere içinde tekrar o pencereye tıklayın. Böylelikle bilgisayarınızın ekranını ikiye bölerek daha verimli çalışabilirsiniz. Bir ekranda video izleyip bir ekranda notlarınızı tutabilirsiniz ya da yapmış olduğunuz herhangi bir işi yapabilirsiniz. Ya da iki ekranda aynı anda görerek bir işlem gerçekleştirmek istiyorsanız eğer iki ekranda bu şekilde görebilir. Ayrıca ortalarındaki şu çubuğa tıklayıp pencerelerin boyutunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu ekrandayken masa üstünüze dönmek istediğinizde tekrar kontrol ve yön tuşlarını kullanarak masa üstünüze dönebilirsiniz. Tekrar... Diğer pencereye dönmek istediğinizde sol alttan ya da klavyenizden F3 tuşundan alanları seçip üstte e, aktif olan çalışma alanınızı görebilirsiniz. Tıkladığınızda tekrar aktif olan çalışma alanınız geri gelecektir. Tekrar eğer sıcak köşeleri aktif ederseniz biraz önce anlattığım e, şekilde sol alttan sıcak köşelere getirdiğinizde yukarıdan yine eski masa üstünüze dönebilirsiniz. Bu yukarıdaki masa üstlerini kapatmak isterseniz de üzerine geldiğinizde zaten sol üst köşesinde bir çarpı işareti çıkacaktır. Çarpı işaretine bastığınızda. Da bunları kapatabilirsiniz. Çalışma alanınızdaki pencereleri tekrar eski haline döndürmek isterseniz de eğer, masunuzu ekranın en üstüne getiriyorsunuz ve yukarıdan pencere simgesi açılıyor ve buradaki yeşil butona gelip tam ekrandan çık seçeneğini seçebilirsiniz. Bu şekilde tam ekrandan çıkmış olacaktır kullandığınız uygulama. Ancak diğer uygulamanız tabii ki orada kalacaktır. Bunu da yine üstten tam ekrandan çık seçeneğini seçerseniz eğer bu da tekrar eski haline dönmüş olacaktır. Mac bilgisayarınızda mouse tıklamak yerine klavyeden uygulamaları ya da pencereleri açmak istiyorsanız eğer bunun için klavyede cmd tuşuyla birlikte aşağı ok yani aşağı yön tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde klasörler arasında gezinebilirsiniz. Eğer bir klasör açtıysanız ya da CMD tuşuyla birlikte yukarı oka tıklarsanız eğer bir üst klasöre gidebilirsiniz. Bu şekilde mouse'unuz olmadan ya da mouse'unuzu kullanmadan da bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Klavye ile uygulamaları açabilirsiniz. Windows kullananlar evet, uygulamaları Enter tuşuyla açmaya alışkınlardır. Ancak Mac bilgisayarlarda bir uygulamayı ya da bir pencereyi açmak istiyorsanız CMD tuşuyla birlikte aşağı yön tuşunu kullanıyorsunuz. Mac bilgisayarınızda CMD tuşuyla birlikte Space tuşuna basarsanız eğer Mac bilgisayarın Spotlight uygulaması yani arama uygulaması aktif hale gelecektir. Bu ekranda internette de bir şeyler arayabilirsiniz, bilgisayarınızda da bir şeyler arayabilirsiniz. Diğer işletim sistemlerine kıyasla mek bilgisayarlardaki bu arama uygulaması çok hızlı ve pratik bir şekilde çalışıyor. Örneğin buraya masa üstündeki yeşil perdeyi yazayım. Gördüğünüz gibi hemen anında yeşil perde diye kendisi gösteriyor. Ya da buraya bir uygulama ismi yazdığınızda YouTube yazıyorum bakın. Direkt internet sitesinin bana gösteriyor. Ya da web'de bir arama mı yapacaksınız? Örneğin İsmail Sarıkaya videoları yazayım ben bu Spotlight'a ve en alt kısımda web'de ara seçeneğine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hemen hızlıca bana Google'da arama yapıyor. Cmd Space tuşuyla Spotlight'ı açıp bilgisayarınızda aramak istediğiniz herhangi bir belgeyi, uygulamayı ya da internette aramak istediğiniz herhangi bir şeyi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz. Final Cut yazalım buraya. Gördüğünüz gibi direkt uygulamayı benim karşıma getiriyor. Şu anda bilgisayarımda iki tane yani önceki sürüm de yüklü olduğu için e, ikisini de benim karşıma getirdi gördüğünüz gibi. Ayrıca bilgisayarınızın Spotlight'ta nerelerde arama yapmasını istediğinizi de seçebiliyorsunuz. Bunun için sistem tercihlerini açın. Daha sonrasında buradan Spotlight'a tıklayın. Burada Spotlight'ta arama yaptığınızda nerelerde arama yapsın, ne tür içerikleri bulsun. Bunu buradan işaretleyip daha hızlı bir şekilde arama yapmanızı da sağlayabilirsiniz. İşte Spotlight içerisinde hesap ve çevirde yapabiliyorsunuz. Örneğin 4 artı 4 diyelim. Gördüğünüz gibi işlemin sonucunu bana veriyor. 1000, 10.000 çarpı bir rakam yazayım buraya. Gördüğünüz gibi direkt bana işlemin sonucunu veriyor. Ayrıca ölçü birimleri arasında da çeviriler yapabiliyorsunuz. 10 km yazıyorum. Gördüğünüz gibi mile çevirdi. 10 santim yazıyorum. İnçe çevirdi. Gördüğünüz gibi 10 inç yazıyorum. Gördüğünüz gibi fite çeviriyor. 10 inç kaç santim yazalım? Gördüğünüz gibi 25.4 cm diye bana hesaplayıp verdi. Örneğin 10 km kaç metre diyelim? 10.000 metre. Direkt bu ölçü birimleri arasında da çeviriler yapabiliyorsunuz. Ayrıca para birimleri arasında da burada çeviriler yapabiliyorsunuz. Şu anda çok fazla Türk Lirasına uyumlu çalışmıyor bu sistem ama örneğin 1 dolar yazayım. Gördüğünüz gibi euro'ya çevirdi. 1 euro yazalım. 1.22 ABD doları diye çeviri yaptı kendisi. Gördüğünüz gibi. Burada kilogram ve gramla alakalı da çeviriler yapabilirsiniz. 10 kilogram kaç gram yazdım? 10.000 gram. Bu şekilde Spotlight uygulamasını bir hesap makinesi gibi de kullanabiliyorsunuz. Mailinize bir adet PDF olarak belge geldi ve bu belgeyi PDF olarak hızlı bir şekilde e, imzalayıp geri göndermeniz gerekiyor. Bunun için yapmanız işlem çok uzun normal şartlarda. Belgenin çıktısını al, tekrar imzala. Sonrasında tekrar bu belgeyi tara ve bilgisayara aktar ve mail gönder. İşlem normalde bu kadar uzun. Ancak Mac bilgisayarlarda bu şekilde değil. Bilgisayarımdaki bir PDF dosyasını açalım şimdi. Örnek bir PDF dokümanı bu. Bu dosyaya çift tıklayıp açtıktan sonra üstte araç çubuğunu göster diye bir işaretleme araç çubuğunu göster diye bir simge var. Buna tıklıyorum. Burada şu imzala butonu var. Buna tıkladığınızda buradan kendi imzanızı oluşturabiliyorsunuz. Şimdi tıkladığımda benim kameramı aktif hale getirdi gördüğünüz gibi. Şimdi yapmanız gereken işlem bir tane kağıda imzanızı atmak. Şimdi imzamı attım kağıda. Şu şekilde kameraya gösteriyoruz daha sonrasında. Kameraya geldi gördüğünüz gibi ve bittiye tıklıyorum. Şimdi imzamız hazır. İmzamızı oluşturduk. Şimdi bu imzaya tıklayıp PDF dokümanının altına istediğim herhangi bir yere imzayı koyabilirim. Böylelikle bu PDF dokümanını CMD-S tuşuna basıp ya da sol üst köşeden dosya kaydet deyip kaydedip direkt karşı tarafa imzalanmış bir şekilde gönderebilirim. Yani çıktı almanıza, tekrar taramanıza, tekrar bir daha bilgisayarınıza aktarmanıza falan bunların hiçbirisine gerek yok. Size gelen bir PDF belgesini bu şekilde imzalayarak karşı tarafa hızlıca gönderebilirsiniz. Mac bilgisayarınızda yanıt vermeyen bir uygulamanız mı var? Bu konu Windows kullanıcılarının Mac'e geçiş yaptıklarında en çok zorlandıkları konulardan bir tanesi bir uygulama yanıt vermediğinde anında elleri hemen kontrol alt delete tuşu nerede bunun ya diye insanlar hemen bir arayışa giriyor. Mac bilgisayarların kontrol alt delete tuşu cmd alt esc. Bunlara bastığınızda gördüğünüz gibi bu şekilde uygulamaları çıkmaya zorla diye bir ekran açılıyor ve burada yanıt vermeyen uygulamanızı seçip çıkmaya zorla diyorsunuz. Örneğin müzik uygulamasını seçtim ben. Çıkmaya zorla dedim. Tekrar çıkmaya zorla dedim. Uygulama anında kapandı. Kilitlenmiş ya da yanıt vermeyen uygulamalarınızı da bu şekilde kapatıp hızlıca tekrar açabilirsiniz. Mac bilgisayarlarda Space tuşunun işlevini biliyor muydunuz? Bilgisayarınızda herhangi bir resim dosyası, müzik dosyası ya da videonun üzerine geldiğinizde Space tuşuna bastığınızda o dosyayı hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Space tuşuna basıyorum. Tekrar gidiyor. Herhangi bir video açalım buradan. Space tuşuna bastım ve video oynamaya başladı. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde video oynamaya başlıyor. Bu ekrandayken sağ üst köşeden isterseniz tıklayıp Quick Time'da açabilirsiniz. Ya da bu videoyu paylaşmak istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Ya da şu simgeye tıklayarak bu izlediğiniz videoyu herhangi bir şekilde kısaltabilirsiniz hızlıca. Bunun üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz bu şekilde. Ya da bir ve resim dosyasını açtığınızda bunun üzerinde yine sağ üst köşedeki şu araç Çubuğuna tıklayıp buradan eğer bir pdf belgesi ise imzalayabilirsiniz bunun üzerinde kroplama yapabilirsiniz Tekrar çarpıya bastığınızda da kapatabiliyorsunuz Tabi bu işlemleri uygulama üzerine çift tıkladığınızda da yapabiliyorsunuz Ancak space tuşu uygulamayı hızlı bir şekilde açmanıza hızlı bir şekilde kapatmanıza yarıyor Bir sürü dosyanız var diyelim ki bir sürü fotoğrafınız var bu fotoğrafların hepsine hızlı bir şekilde bakmak istiyorsunuz Fotoğrafların tamamını seçip daha sonrasında sağ sol yön tuşlarıyla bu fotoğraflar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandayken şu simgeye tıklarsanız eğer büyüt simgesine bunu tam ekran olarak yapıp tam ekran olarak da tüm fotoğraflarınız arasında seçtiğiniz fotoğraflar arasında o fotoğrafları çift tıklayıp açmadan yani bilgisayarınızı fazla zorlamadan Space tuşuyla hızlıca açıp hızlıca görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bir klasör üzerinde Space tuşuna basarsanız da o klasörün boyutunu, klasörün içerisinde kaç tane dosya var, en son ne zaman değişiklik yapılmış gibi bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Shift tuşuna basarak bu da gereksiz bir bilgi olsun. Bir klasöre tıklarsanız eğer Klasör böyle animasyonlu bir şekilde açılır. Sizlere gereksiz bir bilgi olarak vermiş olayım bunu da. Bilgisayarınızda Safari'de gezinirken hızlıca bir e, linki kopyalamak istediğiniz diyelim ki adres çubuğunda, adres çubuğuna tıklayıp sağ tıklayıp daha sonrasında kopyala yapmanız gerekiyor. Ancak bunun bir kısa yolu var. CMD L tuşuna basarsanız eğer adres satırı aktif oluyor ve burada tekrar CMD C tuşuna bastığınızda bu satırı kopyalayabiliyorsunuz şimdi istediğiniz yere hızlı bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Safari'de yeni bir sekme açmak isterseniz CMD-T tuşuna basıp hızlı bir şekilde istediğiniz kadar CMD-T tuşuyla yeni sekme oluşturabilirsiniz. Ekranınızın parlaklığını klavyenizde F1 ve F2 tuşlarını kullanarak kapatıp açabiliyorsunuz. Ancak öyle bir zaman oluyor ki bu bilgisayarın yani Mac işletim sisteminin bize sunduğu bu parlaklıktaki değerler yetmiyor. Yani kısıyorsunuz istediğiniz kadar kısılmıyor ya da açıyorsunuz çok açılıyor bu seferde. Bunun için yani bu ekran parlaklığı ile alakalı kısmı birazcık daha isteğinize göre ayarlayabilmek için altla birlikte shift'e basın ve şimdi ekran parlaklığınızı arttırmaya başlayın. Bu şekilde ekran parlaklığınızı daha kademeli olarak arttırıp azaltabileceksiniz. Birazcık daha buradaki Mac işletim sisteminin oluşturduğu bu kademelerin ortalarına doğru İstediğiniz parlaklık derecesini yakalayabileceksiniz. Benim sizlere Mac işletim sisteminin bilinmeyen özellikleriyle alakalı vereceğim ipuçları şimdilik bu videoda bu kadar. Bu videonun devamı gelecek. Çünkü Mac işletim sistemiyle alakalı sizlere vermediğim bir sürü ipucu var. Bu videonun devamını izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.